Aha, akbabalar gelmiş. Ben böyle bir şey beklemezdim. Hayır, bana ne koyuyor biliyor musun? Ulan bir de gözümün içine baka baka konuşuyorlar be. Abi sen ciddi misin? Abi ciddiyim diyorum ben, sen yalan mı söyleyeceksin? Yapılır mı lan benim gibi delikanlıya bu? Bir yalan söyledik diye cephe mi alacaktınız lan hemen? Ha işte bak. Dur. İyi geceler. Hop abi dur. Abi ya, bir abiniz olduğunu hatırladınız mı? Biz her şeyi biliyoruz abim. Sen rahat ol. Öyle mi kardeşim? Şuradan önüme zıplarken ne desek de eğlensek diye düşündünüz mü? Sabri abi anlatmasa bizim bir şeyden haberimiz olmayacaktı abim. Vay. Sağ ol Sabri. Sağ ol kardeşim. İki dakika çeneni tutamadın demek. Eyvallah. Abim. Canım abi. Ne oluyor lan? Abim. Ne oluyor oğlum? Abi şirkette çok ağır yükün altına girmişsin. Tüm işler eline bakıyormuş. Sabri abi çok stresli. Çok zor iş yapıyor dedi. Erkut abi. Bir toplantıda adamın bir arıza çıkarmış. Şirketi sen kurtarmışsın abi, doğru mu? Sabri, sen mi söyledin bunları? Tamam oğlum, hadi dağılın siz de ya. Adam yorgundur, eve gitsin bir dinlensin. Kolay mı lan, şirkette çalışıyor adam. Kendini çok yorma abi. Eyvallah kardeşim. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar abi. Beyler. Kendine iyi bak abi. Abi dikkat et ha kendine. Eyvallah kardeşim. Dikkat et. Abim benim ya. Lan Sabri. Canım kardeşim benim ya. Gel lan bir sarılayım sana. Gel. Ya yemin ederim sana. Mahalleden geçerken karnıma sancılar giriyordu ya. Altıma kaçıracaktım neredeyse ha. Abim ne gerek vardı ki böyle bir yalana ya? Ne güzel mis gibi iş bulmuşsun işte. Kolay mı abi böyle bir şirkette çaycı olmak? Ya ben de öyle diyorum aslında ama. Abi öyle zaten bak, aklın yolu bir. Abim bak öyle şirketler artık okumuş çaycı kahveci alıyor ha. Böyle eğitim falan veriyorlar. İşte çayı şuradan dök, kahvenin suyu şu derece olsun falan. Bu mühim bir iş yani. Öyle mi diyorsun lan? Öyle tabii abi. Zaten şöyle düşün bak. Ne adamlar var böyle komi olarak giriyor abi işe. Sonra dünyaca ünlü restoran zincirleri falan açıyor yani. Bir daha abi mahallemizde oturan tek beyaz yakalı sen sayılırsın. Ben yeminle gurur duydum. Ya sen şimdi böyle anlatınca bir kulağa hoş geliyor ha. Eyvallah kardeşim ya. Ben bir düşüneceğim bunu. Tamam abi. Hadi eyvallah, görüşürüz. Görüşürüz abi. Şişt. Sen niye gitmiyorsun lan? Bizim çakallar bile bıraktı mahalle nöbetini. Sen ne arıyorsun burada? Abi benim babamla aram bozuk biraz. Ben biraz takılıp böyle gideceğim. Ha. Ya Sabri bize gel diyeceğim de. Şimdi ben abime sormadan yapamıyorum biliyorsun. Biliyorum abi. Dur lan arayayım abimi dur. Yok abi yok, ben çağırsan da gelmem zaten. Size gelince annem kurdeşen döküyor, uğraşamam ben onunla. Ben babam uyusun eve gideceğim zaten, sağ ol. Ulan ne adamsın lan Sabri. İyi hadi iyi geceler. İyi geceler abi. Erkut yemeğe gelmiyor muymuş? Gelecek, gelir birazdan. Şey, çocuk acıktı. Biz yiyelim, oturalım. Ay, ay, bir Mukadder Hanım vardı köyde. Hatırladın mı Mukadder teyzeni Rıza? Mukadder teyze nereden çıktı şimdi anne? Bir şey mi olmuş? Ya hani işte onun bir oğlu vardı Cüneyt. Hani karısını boşamıştı. Gül gibi gencecik karısını çocuklarıyla birlikte öyle bıraktı gitti o. Boyu devrilsin. Devrilmiş zaten. İşi gücü tepe taklak olmuş. Üç kuruş paraya çalışıyormuş. Anasına telefon açmış köye döneceğim diye. E ben ne yapayım? İş mi lazımmış anlamadım ki. Yok, iş lazım değil. Diyorum ki ah almak ne kötü bir şey değil mi Rıza? O kız var ya, oğlan onu terk edince arkasından öyle bir beddua etti ki vallahi o günden beri oğlanın iki yakası bir araya gelmedi. Çok fena oldu çok. Naz bile olmuş. Ya bize ne milletin özelinden durup dururken şimdi ya? Bırakın huzurla bir yemeğimizi yiyelim mi? Huzur önemli. Yanlış yaptı yani. Oo! Ayşe Hanım, yanınızda Murtaza hocanız olmadan tanıyamadım sizi.
Ben de seni hapşırın olmadan tanıyamadım ya. İyileştin mi sen yoksa? Demek ölmemi istiyorsun. Hmm. Daha iyisin, ne güzel diyeceğine ettiğin laflara bak. Ben gideyim, beni mumla ararsın. Tamam, haklısın. Pardon, çok özür dilerim. Hadi affettim. Nerede o? Kim nerede? İşte Muzaffer Hoca'n nerede? İşte çalıştık, bitti, evine gitti. Ne yani, bize yatıya kalmasını falan mı bekliyordun? Öyle bir hali vardı çünkü. Ne? Ne dedin sen ya? Duyamadım. Diyorum ki, ders diyorum. İyi geçti mi? Bir yararını gördün mü bari? Yani tabii ki de bir faydası oldu. İyi geçti. Hatta yani beklediğim kadar zor değilmiş. E tabii sen gidince bir de rahat rahat güzelce çalıştık biz. İyi, ne güzel. Neydi bu hocanın ismi? Muammer. Muammer. Muammer diye genç ismi mi olur ya? Cık. Bence var ya, o Harvard'a girememiştir, o sallıyordur. Ha. Neyse. Dersin bir faydası olduysa ne güzel. O zaman şimdi birinci maddenin üzerine çizebiliriz. Sınavlarına odaklan, matematik hocası bu bitti. İki numarayı da kolayca hallederiz. Üç için daha vakit var. Ama şu dört numara. Sen benim listemi mi ezberledin ya? Hayatında nasıl bir boşluk yaşıyorsan artık. Söylemiyorsun ama bulacağım onu, bulacağım. İnternette biraz bir araştırma yaptım. Garip garip şeyler çıktı ama. Ne bu, bir yazılım mı, bir muhasebe programı falan mı? Kerem, acaba merak etmesen mi? Benim özelim ya, bana mı kalsa? Araştırmasan mı, lütfen? Kızım sen kötü niyetlisin. Ben sana bir faydası dokunur diye baktım. Yani illa benim de bir yardımım olur diye. Mesela ikinci maddede katkım olabilir. Yani araba kullanma konusunda benden iyisini bulamazsın. İddialıyım. Muammer Hoca öğretecek. Teşekkür ederim. Ya senin Mahmut Hocam matematikçi değil miydi? Bir de direksiyon dersi mi veriyor? Sen de genel müdür değil miydin? Birdenbire direksiyon hocası mı oldun? Bana bak. Sen bana laf sokacağına bence kendine dikkat et. O senin mülayim hocan, ben direksiyon dersi de veriyorum ayağına bir takım denklemler kuruyor olabilir. Sonra ağlayarak bana gelme, başımıza başka dertler açılmasın. Tabii tabii. İyi geceler Kerem, iyi geceler. Benim diğer yastığım sende mi? Bende, sarılacağım ben onu. Ya al. Işığı da kaparsın artık. Bir de Muammer Hoca çıktı başımıza. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?